Merhabalar ben Onurcan Yenilmez. Bu tarz videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve videoyu da izledikten sonra beğenmeyi unutmayın. Beni Instagram'dan da takip ederseniz sevinirim. Dostlar YouTube'dan bizim kanalın da abonelerinden birisinin bir kanalını keşfettim. Size de tavsiye etmek istedim. Mehmet Ali Güldal'ın kanalı bu. Kanalın içeriğinde güzel videolar var, güzel belgeseller var. Benim konuma biraz yakın videolar da var. Daha uzakta konularda videoları da var. Bir göz atmanızı da tavsiye edelim. Mehmet Ali'yi de 1000 aboneye ulaştıralım. Geçen videonun başında söylemeyi unutmuşum. Bir soru cevap yapalım diyecektim. Bunu yorumlara sabitledim ama görmemiş olanlarınız olabilir. Bu videonun altına da eğer sorularınız varsa yazın. Bir sonraki videoda, önceki videoda gelen sorularla birlikte bir soru cevap videosu yapalım. Uzun zamandır yapmıyorduk. Ve evet şimdi videomuza dönelim. Yine çok heyecanlı, bol aksiyonlu bir çözülememiş cinayet sizi bekliyor. Texarkana kasabasında 1946'da ortaya çıkan hayalet katil lakaplı beyaz maske takan birisi ortalığı birbirine katmıştı. Arkasında 5 cinayet, 3 de yaralı bırakan katil peşinden yüzlerce polisi koşturmuştu. İlk saldırı 22 Şubat 1946 yılında geldi. Texas ve Arkansas arasında sınır kasabası olan Texarkana'da bir cuma akşamı 25 yaşındaki Jimmy Hollis ve sevgilisi 19 yaşındaki Mary Jane Larry sinemaya film izlemeye gitmişlerdi. Filmden sonra Jimmy Hollis sevgilisini eve bırakmak için arabaya getirdi. Evlerin olduğu yere 100 metre kadar mesafede Aşıklar Yolu diye bilinen bir yer vardı. Çift ayrılmadan önce bir süre burada durmak istediler. Durduktan birkaç dakika sonra yanlarına yüzünde beyaz kar maskesi olan bir adam geldi. Adam kar maskesini kendisi kestiği beyaz bir çarşaftan yapmıştı. Saatler 23.55'i gösteriyordu. Şoför koltuğunda oturan Jimmy'nin yanına gelerek ona el fenerini tuttu. İçeride oluşan parlamayla Jimmy adamı göremez olmuştu. İlk başta maskeli adamı korkutmak için yanlış kişiye denk geldiğini söyledi. Maskeli adam da ona seni öldürmek istemiyorum dostum dediklerimi yap dedi. Maskeli adam silah doğrulttuğu çifti arabalarından inmelerini istedi. Çift arabadan inince Jimmy'nin pantolonunu çıkarmasını istedi. Çaresiz genç maskeli adam ne derse yapmak zorundaydı. Pantolonunu indirdi. Maskeli adam bu sırada Jimmy'nin kafasına elindeki silahın kabzasıyla birkaç kez sert bir şekilde vurunca gencin kafatası çatladı ve baygın bir şekilde yere yığıldı. Mary Jean korku dolu gözlerle olayın gelişimini izlerken bir yandan da maskeli adama yalvarıyordu. Hiç paralarının olmadığını söylüyordu. Bunu kanıtlamak için cüzdanını da maskeli adama gösterdi. Ama adamın parayla bir işi yoktu. Sonra kızın da kafasına bir darbe indirdi. Ama cimye vurduğu kadar ağır bir darbe değildi. Mary Jean yerden kalktığında maskeli saldırgan ona koşmasını söyledi. Zavallı kız saldırgandan kaçmaya başladı ama ayağında topuklu ayakkabılar olduğu için yeterince hızlı gidemiyordu. Bir süre sonra tekrar yakalandı. Kıza bağırarak neden kaçtığını sordu. Mary Jean kendisinin ona kaçmasını emrettiğini söyleyince maskeli saldırgan daha da sinirlendi ve bir darbe daha indirdi. Bu kez genç kıza cinsel saldırıda bulundu. Birkaç dakika sonra Jimmy Hollis de kendisine gelmeye başlıyordu. Ayağa kalktığında yoldan bir araba çevirmek istedi. Araba durunca durumu izah etti ve yardım istedi. Bu sırada saldırgan da arabanın ışıklarını fark etmiş olacak ki kızı bırakarak oradan uzaklaştı. Olay yerine Buvi County Şerifi Bill Presley gelmişti. Şerif etrafta araştırma yapınca saldırganın izine rastlayamadı. Hem Jimmy hem de Mary Jane hastaneye kaldırıldı. Mary Jane'in kafasında ciddi bir hasar yoktu. Bir iki gün hastanede yattıktan sonra taburcu edildi. Fakat Jimmy Hollis'in kafatasında ciddi çatlaklar vardı. O da 12 gün yattıktan sonra kurtulmayı başardı. Polislere verdikleri ifadelerde saldırganın 30 yaş civarında olduğunu söylediler. Ama yüz hatlarını maskeden dolayı görememişlerdi. Bu ilk saldırı halkın pek bir ilgisini çekmedi. 1940'larda Texas cinayetler, soygunlar, hırsızlıklar biraz normal gibiydi. Şiddet unsurlarını barındıran bir kasabaydı. Tabi bu olaydan tam bir buçuk ay sonra artık herkesin kendisine çeki düzen vermesini gerektiren bir saldırı daha gerçekleşti. 24 Mart 1946 günü sabah 08.30-09 saatleri arasında Rich Road adlı aşıklar yolunun kenarında yoldan geçen bir sürücünün dikkatini durmuş olan bir araba çekti. Sürücü inip arabaya bakmak istedi. İlk başta arabanın içindeki çiftin uyuyor olabileceğini düşündü. Ama arabanın dışında kan vardı. İçeriye doğru baktığında genç bir çift ölü olarak yatıyordu. Olay yerine gelen polisler kurbanların kimliklerini saptadı. 29 yaşındaki Richard Griffin ve 17 yaşındaki Polly Ann Moore 1941 model Oldsmobile marka arabada ölü olarak bulunmuşlardı. Polisler incelemelere başladığında Richard'ın pantolon ceplerinin dışarıda olduğunu fark etti. Birisi onu soymaya çalışmıştı anlaşılan. Polisler kurbanların arabanın dışında vurulup daha sonra içeriye yerleştirildiklerini anladılar. İkisi de 32 kalibrelik kolt tabancasıyla vurulmuşlardı. O gece yağan yağmur katilin tüm ayak izlerini de silmişti. Soruşturma başlatılınca genç çiftin en son saat 22.00'da Polly Ann'in kız kardeşinin evinde yemek yerken görülmüşlerdi. Bilinene göre bir düşmanları da yoktu. Hem Texas hem de Arkansas polisleri olaya dahil oldular. Ayrıca FBI de şehirde bir araştırma başlattı. Olayın gerçekleştiği tarihten 3 gün sonra 27 Mart'ta polisler ellerinde hiçbir ipucu olmadan 50 kişiyi sorgulamaya aldılar. Kurbanların bulunduğu yerin etrafında ne kadar işletme varsa hepsi sorgulamaya dahil edildi. Bu arada hala halkın pek umrunda değildi bu olaylar. Teksirkene gazetesinde 27 Mart'ta çıkan bir haberde halkın polislere yardımcı olmak için dedikodu üretmemesi, her söylenene inanmaması ve eğer bildikleri bir şey varsa bunları polislere anlatmaları istendi. Bu arada her türlü bilgiyi de yakalayabilmek için katille ilgili doğru bilgi verenlere 500 dolar teklif edildi. 14 Nisan 1946'da artık halk dikkat etmesi gerektiğini farkına vardı. 13 Nisan akşamı Betty Jo Baker adlı 15 yaşındaki kız bir caz barda her hafta olduğu gibi saksafon çalmaya gitmişti. Arkadaşı Paul Martin'i de davet etmişti. 13 Nisan'ı 14 Nisan'a bağlayan gece saat 01.30 17 yaşındaki Paul Martin ve Betty Jo canlı olarak görüldüğü son yer ve son saatti. Paul Martin'in ölü bedeni sabah 06.30'da North Park yolunun kuzeyinde Weaver ailesi tarafından bulundu. Paul Martin silahla tam 4 kez vurulmuştu. Betty Jo'nun bedeni ise tam 5 saat sonra 3 kilometre ötede bulundu. Betty de 2 kez vurulmuştu. İkisi de bir ay önceki cinayette olduğu gibi 32 kalibrelik bir silahla vurulmuştu. Yapılan araştırmalara göre yetkililerin ellerinde yine hiçbir şey yoktu. Katil arkasında ipucu bırakmıyordu. Polislerin durumu çok zordu. Onu nasıl durdurabileceklerini bilmiyorlardı. Texas Ranger Polis Karakolu'ndan yüzbaşı Manuel Gonzalez, katilin başına konan ödülün 1700 dolara çıkarıldığını bir basın açıklamasında duyurdu. Bu arada Betty Jo'nun saksafonu olay mahallinde bulunamamıştı. Belki bir ipucu olabilir diye düşündüler ama 6 ay sonra saksafon kurbanlara 2 kilometre uzaklıkta bir yerde bulundu. Üzerinde hiçbir parmak izi yoktu. Polislerin elindeki tek ipucu iki cinayetinde aynı silahla işlenmiş olmasıydı. Son iki ayda dört genç öldürülmüştü. Şimdi halkın dikkatini çekmeyi başardı katil. Artık tek halkı evlerini kilitliyor hatta gerekmedikçe evden dışarı çıkmıyorlardı. Sokaklar adeta bomboştu. İnsanlar silahlanmaya başladılar. Evlerinde kendilerine güvenlik sistemleri yapıyorlardı. Son cinayetten sonra Artık gazetelerde katile bir isim takılmıştı. Phantom Killer. Yani hayalet katil. Texarkana kasabasında kısa süre içerisinde cinayetler devam ediyordu. Katilin arkasında delil bırakmaması ona daha da fazla güç veriyordu. Hemen hemen bir ay sonra 3 Mayıs Cuma günü saat 21.00'da 37 yaşında bir çiftçi olan Virgil Starks evinin salonunda oturmuş radyo dinliyordu. O sırada eşi Kate de mutfaktaydı. Evde her şey gayet normaldi. Yalnızca radyo sesi vardı. Birkaç saniye sonra bu durgunluğu bozan bir şey oldu. Virgil Starks'ın oturduğu yere camdan iki el atış açıldı. İkisi de adamın kafasına girmişti. Eşi Kate cam kırılma sesini duyunca hemen eşine bakmaya geldi. Cam sesinden silahın patlama sesini duymamıştı. Odaya girdiğinde ise eşinin kafasından kanlar geldiğini görünce şoka girdi. Hemen Virgil'in yanına giderek kafasını eliyle kaldırdı ama adam çoktan ölmüştü. O korkuyla telefona doğru koşan kadın da katilden nasibini aldı. Camdan gelen bir mermi yanağını delip kulağının arkasından dışarıya çıktı. Hemen ardından bir mermi de dişlerini çarparak dilinin altına girdi ve çenesini kırdı. Katie şans eseri yaşıyordu. İnanılmaz bir mucizeydi bu. Ayağı güç bela kalkıp bir şekilde kaçmasının gerektiğini fark etti o sırada katilin de içeriye girmeye çalıştığını duydu. Katil mutfak penceresinden içeriye girdiğinde Katie de ön kapıdan kendisini dışarıya atmayı başardı. Hayatının en zorlu koşusunu yapıyordu. Yüzüne aldığı iki mermiyle ve çıplak ayakla yaşama doğru koşuyordu. Yolun karşı tarafında kız kardeşinin evi vardı. Hedefi orasıydı. Katil kadının kaçtığını görmediği için o sırada evde onu arıyordu. Katie kardeşinin evine girer girmez Virgil öldü diyerek kendisini yere bıraktı. Acilen hastaneye kaldırılan 36 yaşındaki kadın hayata tutunmayı başardı. Olay yerine 20-30 kişilik bir ekip getirildi. Artık katil bulunmalıydı. Polisler hem içeride hem dışarıda araştırma yapmaya başladılar. Bulunan delillerden birisi katilin ateş ettiği camın dibinde bir el feneri olmasıydı. Bu katilin el feneriydi. Bir diğer önemli ipucu ateş edilen merminin 22 kalibrelik olmasıydı. Phantom Killer bilinene göre 32 kalibrelik silah kullanıyordu. O zaman bu başka birisi miydi? İçeride yine önemli bir ipucu bulundu. Evin içinde katilin kanlı ayak izleri vardı ve bu izler otoyola kadar takip edilebiliyordu. Fakat otoyoldan biraz sonra izler kaybolmuştu. Görevin başındaki polislerden yalnız kurtluğa kaptı Yüzbaşı Gonza Olas, ve onun yardımcısı Tillman Johnson katilin Phantom Killer olmayabileceğini düşünüyordu. Çünkü Phantom Killer genelde gençleri öldürüyordu ayrıca 22 kalibrelik silah kullanmıyordu. Ama yine de bu olayı Phantom Killer dosyasına katmaya karar verdiler. İçlerinden bir ses silah değiştirdiğini söylüyordu. 5 Mayıs'ta gazeteler bu haberi geçince ortalık iyice karıştı. Artık halk evinde de güvende değildi. Gazetedeki habere göre katile konan ödül 7 bin dolara çıktı. Gazetede yazılanları okuyan halk evlerinde daha çok önlemler almaya başladı. Evlerinin pencerelerine çarşafları çiviliyorlardı. Dışarıdan içeriği görmek mümkün değildi. O günlerde Tekstilkena'da her evde artık iki silah bulabilmek çok normaldi. Ayrıca pencerelere de kilit alınıp onlar da kilitleniyordu. Polisler de gençler gibi giyinip katilin onları bulmasını bekliyordu. Halk kafayı yemiş durumdaydı. Böyle bir korku daha önce yaşanmamıştı bu kasabada. İnsanlar korkudan geceleri uyuyamıyordu bile. Hayalet katil tüm bölgeyi esaret altına almıştı. Uzun bir süre daha cinayet işlenmedi. El fenerinden gelen incelemeye göre de parmak izi bulunamadı. Katil yine hiçbir delil bırakmamıştı. Son olayın üzerinden tam iki ay geçti ve artık halk normale dönmeye başladı. Hiç kimse cinayetten yakalanmamıştı. Halk kendi arasında katilin yakalandığını ama kendilerinden gizlendiğini düşünüyordu. Bu yüzden karakolları arayıp bu bilgiyi teyit etmeye çalışıyorlardı. Artık bunalan polisler kene gazetesinde bir açıklama yaparak eğer katil yakalanırsa tüm kamuoyuna bildireceklerini açıkladılar. Yüzlerce insan sorgulanmış ama sonuç yoktu. Fakat bazıları çok daha ciddi şüpheli konumundaydı. Mesela bunlardan birisi Yul Lee idi. Cinayetlerden birisinin işlendiği gün bir araba çalınmıştı. O günlerde çaylak olan polis memuru Max Tackett daha yeni bu durumu hatırladı. Üstlerine haber verince arabanın peşine düşüldü. Araba 28 Haziran 1946'da bir otoparkta bulundu. Max birisi arabanın yanına gelene kadar izlemeye koyuldu. O beklerken o sırada 21 yaşındaki Peggy Sweeney adlı birisi geldi ve arabaya bindi. Peggy, Yule'in eşiydi. Max Tackett orada kadını kız kıvrak yakaladı. Peggy sorguya çekildiğinde arabayı eşinin çaldığını ve şu anda da başka bir çalıntı arabayı satmak için Atlanta'ya gittiğini söyledi. Peggy Sweeney sorgular sırasında çok daha ilginç ifadelerde bulundu. Hayalet katilin eşi Yule Sweeney olduğunu iddia etti. Paul Martin ve Betty Joe Booker'ın cinayetlerinde kendisinin de orada olduğunu söyledi. Eşinin bu iki genci öldürdüğünü söylüyordu. İşler değişmeye başlamıştı. Bir araba hırsızlığı ile başlayan dosya karmaşıklaşıyordu. Atlanta dönüşü otobüs terminalinde Yul Max Tackett tarafından yakalandı. Yakalandığında lütfen beni vurmayın diye yalvarıyordu. Max duruma şaşırmıştı. Ona araba hırsızını durduk yere vurmayacağını söyledi. Ewell de şüpheli bir biçimde bir araba hırsızından daha fazlasını yakaladıklarını söyledi. Yuel'de getirilerek sorguya çekildi. Sorguda hiçbir suçu reddetmedi. Elektrikli sandalyeye gitmekten korkuyordu. Tillman Johnson adamın garip davranışlarına şaşırıyordu. Yuel cinayetleri işlediğini de söylemiyordu. Kafasında eğer hepsini kabul edersem bir anlaşma yapar, cezaevine giderim diyordu. Paul Martin ve Betty Jo Booker'ın öldürüldüğü yerde yapılan parmak izi eşleştirmelerinin hiçbirinde adamla bir eşleşme olmadı. Zaten Tillman da ona inanmamıştı. Ama neden eşi direkt onu suçluyordu? Yul araba cezasından ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. 1973 yılında da şartlı tahliye ile serbest kaldı. 1994 yılında ise hayatını kaybetti. Daha sonra yapılan çok detaylı bir araştırmaya göre ikilinin o tarihte San Antonio'da bir köprü altında geceledikleri ortaya çıktı. Peggy'nin cinayet mahalli hakkında bu kadar bilgiye sahip olmasının sebebinin de belki oradan geçerken gerçekten çocukların bedenlerini görmüşler, onları soymak için gitmişlerdi. Bir diğer şüpheli ise Henry Booker, Dudi Tennyson'dı. 5 Kasım 1948 yılında 18 yaşında birinci sınıf öğrencisi olan Henry Booker Doody Tenson Arkansas'taki evinde ölü olarak bulundu. Otopsi raporuna göre içtiği civa ile intihar etmişti. Polisler intiharın ardından evde araştırma yaparlarken çok önemli bir notla karşılaştı. Notta cinayetleri işleyenin kendisi olduğunu, bu bilgiyle daha fazla yaşayamayacağını düşünüp hayatına son vermek istediği yazıyordu. Dudi hayalet katil olduğunu iddia ediyordu. Ama Dudi Tenas'ın etrafındaki arkadaşlarına ve kuzenlerine sorulunca da bırakın silah kullanmayı, araba kullanmayı bile bilmediği söylendi. Bir kuzenine göre de Virgil Starks'ın öldürüldüğü gece beraber evde olduklarını, haberi ikisinin aynı anda duyduklarını söyledi. Kardeşine göre intihar etmesinin sebebi çok fazla fantastik şeyler okuyup hayal gücünü bu yönde çalıştırmasıydı. Fakat Dudi Tennyson'ın adli psikiyatrı olan bir kuzeni Dr. Jan Tennyson da tam tersini söylüyordu. Ona göre Dudi'nin tüm kurbanlarla bağlantısı vardı. İddiaya göre sinema salonunda çalışıyordu ve kurbanlardan ikisi sinema çıkışı öldürülmüştü. Betty Jo Booker'la da lisedeyken aynı müzik grubundalardı. sonuç olarak çözülemeyen bu davanın adı ay Işığı cinayetleri diye sonuç olarak çözülemeyen bu davanın adı ay Işığı cinayetleri diye tarihe geçti. Bir dönem tek sırkanada korku salan insanları evine kilitleyen hayalet katildi bir daha ortaya hiç çıkmadı. Bu arada bu konu hakkında yapılmış birkaç film var. Bunları da açıklamaya bırakıyorum. Dilerseniz izleyebilirsiniz. Güzel filmler. Bu videonun da sonuna geldik. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın.